Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 29. söz Bekay ruh ve melaike ve haşe dairdir. Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha biizni Kulü ruhu min emri Rabbi sadakallahu l-azim. Şeyde kalmıştık, 510'da kalmıştık. Oraya kadar ben bir düz okuyayım, oraya kadar izah edildi. Ey melaike ve ruhaniyatın kabulünde tereddüt gösteren bir çare adam. Ne istinad ediyorsun? Hangi hakikata güveniyorsun ki? Bütün ehli akıl bilerek bilmeyerek melaikenin manasının subutuna ve tahakkukuna ve ruhanilerin tahakkukları hakkında ittifaklarına karşı geliyorsun, kabul etmiyorsun. Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi hayat mevcudatın keşafıdır, belki neticesidir, zübdesidir. Bunları okuduk. Ehli akıl manay melaikenin kabulünde. Ehli akıl yani felsefe ile hareket eden manen mütefiktirler, Farklı ifade etseler de şu zeminimiz bu kadar hayat ve zîruhlarla şenlendirilmiştir. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu feza fezai vasya sekenelerinden, şu semavat-ı latife muvatta tininden hali kalsın. Buraya kadar okumuştuk. Hiç hatıra gelmesin ki şu yani bu buraya kadar getirdik. Melaikeler şöyle özelliği vardı. Sıfat iradeden gelmiş. Şeriatı fıtrı denilen şeriatı fıtı denilen evamiri tekviniyenin tekvini bunların hamaleleri, mümessilleri mütemessillidirler. Melekler. Bunu 478 mektubatta söylüyor. Buraya kadar geldik. Tamam mıyız abiler? Şu hilkatte cari olan namuslar, kanunlar kainatın hayatlar olmasına kafi gelir. Yani soru soruyor. Hiç mü hatırı gelir mi? Yani şu kainatta cari olan Namuslar var, kanunlar var. Arasındaki farkı söylemiştik. Namus has hususidir. Ehadiyete şeydi, hilkatte, fıtrattı yazmıştık. Kanunlar vahidiyettir, umumi ve geneldir. Namuslar hasidi. Yani bu kanunlar itibari emirlerdi, vehmi dusturlardır. Muhakkak bir e, nefsül emirleri, yani vücut haricileri yoktur. Mahluk değillerdir eşyaların arasındaki ilişki ve çelişkilerin adıdır. Yani maddenin mad veya bir maddenin ve başka bir madde arasındaki ilişkinin, çelişkinin nizam, intizamına deniliyor. Demiştik ki su tahtada yüzer, taş suda batar. Taşın özgül ağırlığı ile suyun özgül ağırlığı arasındaki ilişkinin adıdır. Suyun kaldırma kanunu burada. İşte Ozan diyor ki, hiç hatıra gelmesin, şu hılkatta cari olan namuslar, yani haslar, hususiler, ehadiyet, kanunlar, kainatın hayatlar olmasına kâfi gelir. Mümkün değil hayatlar olması. Çünkü namus ve kanunlar itibari eminlerdirler. Fakat hayat e, nefs mahluktur emirdir. Makhluktur, vücudu aracısı var. Çünkü o Ceyran eden namuslar, cehran eden namuslar, hükmeden, şu hükmeden kanunlar, İtibari emirlerdir. Vehmi dusturlardır. Ademi sayılırlar. İtibari söylemiştik. Emri itibari. Şöyle bir yazayım. Zaten bu paragrafı bitirdik. Geçeceğiz. Ee, şöyle yapayım şuraya. Bunu silmeyeyim. Emri nispi Emri itibari Bu Ha ikisinin cemini şeyde yapayım. Vahidi kıyasidir. Emri alem, emri evet. Yani emri nisbi yani şöyle diyeyim şurayı. Yani birbirine kıyas ederek içeriye alma özelliği. Evet. alma özelliği. Nispet etme ederek bırakmıyor. Mesela köpek de yapar. Taştır, ciğerdir. O da nispi hakikata ama içeriye alıp ama Mesela dışsal alemi, dış alemi yazmaya gerek yok. Diyelim ki harice mi diyelim. Bu da şöyledir emri itibari. O alınanla, dışarıdan alınanlarla içeride örf, anane, kültür, gelenek, ilim, ahlak vesaire. Yani ahlak. İçeride aldık mı abiler? Aldık. Onu alemimizde harmanlarız. Dönüştürüyoruz, değiştiriyoruz. Bununla dönüşürüz veya dönüşmeyiz. Bu itibari bizdedir. Bu nisbidir. İkisini, ikisi de nerededir? E, ee, tasavvurdadır. Dimağın tasavurundadır. İkisinin cemi vahidi kıyasidir. Dışsal kıyas, içsel kıyas. Kıyastır yani. Vay yani yapan kişinin vahid tekliğini gösteriyor. Zıtlar ama cem edip kendisi kıyas eder artık. Kıyas eden kişi. Bunlarla kıyas eder diyor. Vahidi kıyası demek bu nisbi ve itibari hakikatları cem ederek kendisi kıyas ediyor. Kıyas eden kişinin kendisi. Vahid. Ondan sonra devam edeyim. Ee, bu çok önemli. Ha şunu için kalkmıştım. Benim içimdeki itibariler ve içimdeki nisbiler aldım. Ee, bu vehmi düsturlardır yani vücud ilimleri var. Ben içimde bir bina yapmak gelse bina olur mu? Yok. Bak yaptım içimde ama olmuyor. Ademe sayılırlar. Yani haricen dışsal itibariyle ademe sayılırlar. Ad dışarıda vücutları yok. Bir şey mahluk olabilmesi için kudret taluk etmesi lazım. Kudret taluk etmediği şeye ilmi vücut denilir. Bu o kadar çalışmışım ki şu ilmi ve mahluk olması için yani veciz cümle olsun dedim. Kudret taluk ederse bu mahluk olur. Kudret taluk etmese ilmi vücut olur. Ee, şu bir daha söyleyeyim. Şu cehran eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibar emirlerdir. İtibaridir. İtibar gördünüz. Ha. Vehmi düsturlardır. Vehmi ve tam vehimidir. Vahidi kıyası vehim. Bunlar hariç itibariyle ademi sayılırlar. Peki hemen bir soru. Niye bunu Allah verdi? Zengin olasın diye. Yani hangi zengin? Düşünce zengin. Vehmi, vehim ifratı var, tefriti var, vasatı var. Ifrat her şeyin şeytandandır, her şeyin ama. Tefriti nefse mahredendir, vasatı rahmandandır. Niye? Bak üç tane söylüyorum. Emaneti gök Zemin dağlar kabul edemedi. Gök de maksat rohtur. Zemin de maksat kalptir. Ee, dağlar kabul etmedi. Dimadır. Vehim şunu yapar Resul. Niye bu şey yapıyor? Azap çekesin diye vesvese yapıp da ...öyle sen böyle rahatın huzurun katsın diye Allah vermedi. İnsan vehimle vasat vehimle yüksek düşünür, geniş düşünür, derin düşünür. Ve dolayısıyla insana külliyet kesbettirir. Cüziyetten külliyete çıkarsın. Cüz iken kül olursun. Onun için yani meleklerden imtiyazlaşıyoruz. Ve hayvanlardan da imtiyazlaşıyoruz. Ve hem sonra sorarlarsa ki biz kendimiz sorarız. Niye böyle bir sistemi koymuş? Allah-u Alem bir, sebebi bir sebebi budur. Vesveseyi de söylüyor zaten. Ve vesvese e, ta tahariye dairdir, terakkiyatı sebeptir. tabunu defeder. Beş tane şey söylüyor. Onun için her yaratılan güzeldir yerinde kullanılmayan her şey kötüdür. Vehmi düsturlar ademi sayılır. Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini ellerinde tutacak melaike denilen ibadetullah olmasa o namuslara, o kanunlara bir vücut tayin edemez. Bir hüviyet teşahhus edemez. Yani mesela ağaç, suyun kaldırma kanunları var. Mesela ağacı hareket ediyor su ilkbaharda, şimdi. Sonra çekiliyor. Sonra meyve veriyor. Sanki biliyormuş ki beni bana uygun davranıyor. Bunlar e, ne mi Kanunlardır. Kanun yani kanun demek esmaların birbirleri içerisinde mukannen devamlı tecellisidir yani. Bizim tabir bu. Bizim nurculukça. Yani benim yapıyorlar. Ha, melaikeler yapıyor yani. Suyun ağaca gitme kanununu gibi evet Vesaire. Bunlar hep melekler yapıyor. Yani vücudu haricilerin temsil eden, namusların kanunların vücudunu yüklenen vücut olarak gözüküyorsa meleklerdir. Onlarla kayın. Onlarla kayın. Onlar bu kadar şey. Melekler Melekler gördün Bak neredeymiş. Mesela bunu bilen bir nur talebisi vardı. E, Ahmet abi pilot. Hep misal veririm. Ya Ahmet abi uzun yollara çalışıyorsunuz ya bu F-16'da savaş uçağından şey olmuş askeri. NATO'da birkaç defa birinci olmuş. Böyle türbin. Abi ne yapıyorsunuz ya bu kadar korkunç türbülanslarda? Nasıl? Ya kahveni düşürme o kadar dedi ya. Kahve yani. Okuyorsun. Ya dedi çok şey yaparsan diyor. Ya bu hadiseleri kim idare ediyor? Sema hadiselerini, türb türbülansları. Mikail Aleyhisselam'a ruhuna Fatih'e gönder otur dedi ya. Şuraya bak gördün mü? Adam geçmiş. Dizgin onun elinde diyor. Rahat yani. o kadar. Mikail Aleyhisselam yok mu ya sen kardeş? Dershanede bunu var dedi, yerde de gökte de melek. Mikail Aleyhisselam yapıyor bunları dedi. Onun ruhuna gönder dedi, teslim al dedi ya. De ki dedi Fatih'e gönder. Bak senin ruhuna Fatih'e. Bak şimdi beni rahatsız etmeyin ne kadar. Ay böyle dedi. De. Çözmüş yani. Teslimiyeti çözmüş. Ve uçak sallansa bile sen hissetmezsin. Depremi bile hissetmez. Nadir abi. Benim rahmetli babam Zeytinburnu da benim yanımdaydı. Abdest alıyor lavada. Kapı açık. Gidip geliyor Zeytinburnu. Acayip. O hala yani kaldırmış. Abdest alıyor. Ne oldu rengin değişti dedi. Baba duymadın mı? Neyi dedi? Deprem oldu. Hadi ya. E şimdi oldu dedim. E demek ki onları e, teşahhus edemez bir hakikat harici olamaz. Yani o kanunlar e, böyle gözükemez. Vücudu harici olamaz bir hakikat hariciye yani tutulacak bir şey olmaz. Bir rengi şekli kütlesi yok. Mesela biz de misal vereyim. Ruhta mana var. Bu e, ilmi vücuttur. Çıkartma kelam. Mahluktur. Peki bu kelamı tutan kimdir? Melektir. Galis tabir ise erva habisedir. Bak vücut teşahhus edemez. Etmişse mahluktur. Her mahluk melaikedir. Donmuş melaikedir. Müsbeti. Halbuki şimdi sonuç veriyor. Halbuki Hayat bir hakikat hariciyedir. Vehmi bir emr hakikat harici yüklenemez. Yani buraya kadar geldi geldi sonuç dedi ki hayat nedir? Nefs-i lemirdir. Harici bir hakikattır. Vardır, mahluktur. Kudret taalluk etmiş. Mahluktur yani hayat. Vücudu acı ama vücudu harici mertebeleri var. Hayat, hayatın mertebesi oluyor. Bir böyle var, bir böyle. Bir ağaçlar var. Bir hayvanların da hayatı var. Bunların da hayatı var. Cinlerin de var, meleklerin de var, insanın da var. Bak Cenab-ı daha iyi sahibi. Biz daha iyi sahibiyiz. Yani mertebesi o zaman hayat bir hakikat haricidir. Yani mahluktur. Vehmi bir emr hakikat harici yüklenemez. Yani e, düşünsel değil hayat. Böyle e, kanunlar vehmidir. Hayatı yüklenemez. Kanun değil, nefsile Hayat. Anladın mı? Tamam, tamam şöyle. Vehmi bir emir neyin? Mesela hayat hakkında e, mesela kafamızda bir sürü evler var. Bir sürü düşünceler var. Bunlar vehmidir. Tamam? Mı? Bana aitse namus emirleridir. Genelse ne kanun emirleri. Fakat hayat şu anda hissediyorum ben. elim alıyorum ben. Korkuyorum. Bu hayat işte. Şu anda kafa alıyorsun ya. Hayat bu. Duygular var. Haz yok mu böyle? Huzur. Eee Nefsane dahi olsa hayattandır o zevkler, keyifler, lezzet almalar, duymalar. Duymuyor musun Meli? Evet. Bu hayattır işte. Evet. Bu ne? Ve, vehmi değil yani. Zannetmiyorsun bu var yani. Aynen. Ha, o zaman bu varsa bu mela donmuş melaikedir. Yani düşünsel değildir hayat. Hmm. Yani hayatın Aa. hakikati haricisi var abi. Var. Vücudu haricisi var. Heh. Bu o kanunların, namusların vücudu haricisi yok Yoktur vehmi düsturlardır. Hı hı. Ama onların mümessilleri de melaikelerdir. Evet. Hakikat hariciye yüklenemez deyince Hakikat hariciye, harici bir hakikat. Kim yüklenemez? Vehim yüklenemez. <gülüyor> <gülüyor> He, onlar yüklenemez. Mesela bu bu hakikat hariciyedir. Bu nedir? Vallahi ben zannettiğim için var. Yok, var olduğu için zannediyorum. Mesela bir daha söylüyorum. Bu var. Ben niye var zannediyorum? Var ettiğim için, zannettiğim için var mı? O zaman vehmi var etti benim. Oysa vehim bunu var etmedi. Var olduğu için bende vehim yani düşünseller oldu. O zaman hayat böyle var olduğu için mahluktur ve onu tutan melaikedir. Ama nefsül emrin dışında vücud haricileri olmayan şeyler itibari ve vehmiler şeydir emri dusturlardır yani vehmidir vehmidir. Yok yok, yok hakikat hariciyeleri yok. De, hakikati ilmiyeleri var. İlmi vücutları var. Yani bu bir daha ben bunu zannettiğim için var zannettiğim için var değil. Var olduğu için düşünüyorum. Ama ben düşündüğüm için bu olsaydı vehmi olurdu. Ama var olduğu için düşününce melaiketir. Melek değildir. Şey, vehmi değildir. Çok mükemmel yani şu an. Yani burası açılması bize çok... Evet, çok acayip. En çok sorulan, bak bak da şöyle de çizmişim bak görüyor musun? Bak bunu o kadar soruyorlar ki, o kadar atıflar var, o kadar var ki ama yani vehmi, yani bir daha söylüyorum. Ben bunu var etmiyor. Düşünsel var, zannettiğim için bu var değil. Var olduğu için düşünüyorum. Düşündüğüm her şeyin ilmi vücuttur. nefs emriyesi yok, herfsini yok. Ha o zaman bunun varlığı mahluktur. Nefsil emriyesi var. Bunu vehim yüklenemez. Vehime dayandıramazsın. Nereye dayandırsın? Kudret. Bu kudrete dayanır, vehme değil. Bir daha, bu masa vehme değil. Yani düşündüğüm için var etmiyor. Bu masanın varlığı kudrete dayanıyor, vehme değil. Onun için hayat kudrete dayanır, Üç şeye dayanır. İlim, irade, kudret. Mahluktur. İlleti tamelidir. İlleti tamel e, şey yapayım mı size? İlleti tamme. İlleti tamme. e, ilmi şeyde lugatta dörttür. İlle-i failiye, ille-i gayiye, ille-i sürüye, ille-i maddiye. Yani şey, şey olması ilmi tabir. şöyle yapayım. Allah'ın varlığı, Allah'ın bir şeyde gayesi, Allah'ın gayesi. Gayesini yapacak Allah, onun bir şekli var. Bir de onun maddesi var. Bu lügatta, ilmi kelamda illeti tam ve bu dörttür. Nurculukta bizde üçtür. Lüzum, vücub, zaruret. Onu kader risalesinde e, lüzum, vücub nedir diye şey yapayım ben size. Kitap okuduğunuz için lazım olduğundan yoksa millete bu, ne bu dersi yaparım ne de lüzum, vücub, zarurete girerim. Çünkü bu özeldir. Nedir abi? Lüzuma ilim de, vücuba irade de, zarurete kudret de. Aa, şurada geçiyor. 467. İlleti tamme. Tamam. İlleti tamme vücudu için lüzum, zaruret, vücub ortaya girip ihtiyar etsin. Bu üç bir araya gelince mahluk olur. Mahluk tanımı nedir? İlim, irade, kudret, taluk ederse mahluk olur. E, nedir o? Lüzum, ilime denilir. Zaruret, vücub, şey, vücuba irade, zaruret, kudret. Artık mahluk olsa kudret zarurettir. Mahluk olmuşsa mahluk zarurettir. Tamam Şimdi üçüncü esasa kadar gideyim. Yani burayı bitirelim dediniz de onun için dedim. Buraya girmeden abi bu emrin mahiyeti nasıl emir? Emri tekvini mi söylüyorsun? Hangi emrin nisbiler mi? Yani, yani burada da vehmi bir emir. Vehmi bir emir. İçimizden doğmalar var ya böyle emir. Bak, bak, mu, dü, vur, mu. emirler var yani. İlmi vücutlar. Ki şeyler alınıyor. Evani, Kanunların namus. Evet. Onlar. Onlar yani o kanunların bizde bu şekilde gözüküyor. Yani içsel şeylerimiz var. Bir genel bir umumi. Bir de bana has. içimizdeki doğmalar var ya. Vehmidir bunlar. Emirdir. Ama evamiri tekvine görürseniz te, subut, zati sıfattaki tekvinin emirleridir. Kudretten emir değil. Kudret halk eder. Kuvvettir yani. Tekvinden emir Kudretten kuvvet olar. Kudret, kuvvet. Evet, i̇rade, irade ezelerden gelen emir tekmiyor diyor ya iradeden İradeden <laughs> geliyor zaten İnsanda Şimdi insanda da emir vicdanındaki iradeden mi geliyor normalde? Evet. Bütün emirler Allah'ın mesela burada okumuştum. Not almıştım o zaman. Sıfat iradeden gelen şeriat-ı fıtriye deniliyor. Fıtri hal. Nedir o? Evamir tekvini yemiş. Yani tekvini emirler, e, içsel emirler. Dışarıda Allah'ın şeyler vücudu diye. Nedir o? İradeden şu geliyormuş. Bizde ihtiyaç, iştiyak, incizap meyil. Kainatta ise e, bu eşyaların hamalesi, mümessilleri, mütemessilleri meleklermiş. Yani iradeden geliyor melekler. Bizdeki irade ne iş yapıyor? diyoruz ki o arkadaşlar onu irade böyle bir tercih ediyormuş. Bunu mu, onu mu, şunu mu? Ya bunu ihtiyar yapıyor ya. aklidir ihtiyar. İrade vicdanidir. Peki irade bunu da mı yapar? Tabii ki yapar. İradeye bağlı ihtiyar. Onu da yaptırır. Ama esas iradenin vazifesi nedir? İradeden gelen evameli tekviniye. Evameli tekviniye nedir? İyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap meyil. İnsanın içsel alemini, ihtiyaçlarını... İncizaplarını, ihtiyaç, iştiyak, iştiyaklarını, meyillerini irade sıfatımız yapıyor. İçsel yapılanmayı, yapılanmayı içsel alemimizin yapılanmayı irade, dış dünyamızın yapılanmayı ihtiyar yapıyor. O kadar kolay. Dış dünyayı ihtiyar, iç dünyayı irade. Ha, bazen iç dünyadan kutsi şeylerde e, irade devreye girer, ihtiyar eder ki bunu tercih etti. Ondan çıkamaz. Onun dışına çıkamaz. Günahlar ihtiyarla yapılır. İrade ile günah yapılmaz. Vicdanidir çünkü. İstifar edersin. Tövbe edersin. Nedamet edersin. Ha? İyiyim. Ezberle mi? İhtiyaç, iştiyak, incizap. Yani, tamam evet. Meyil. Bunlar irade yapılandırıyor. Onu da şuradan abi bak şöyle diyeceksin. İradeden gelen şeriatı fıtriye. Şeriatı fıtriye nedir? Yani insanın yazılımı. Aslı fıtrat, kainatta şeriatı fıtriye. Nedir o? Kanun ve namuslar. Yani iradeden gelen şeriatı fıtriye. Ağaca, bizim şu buradaki ağaçla, çam ağacıyla genel bir çam. Bizdeki elma ile genel bir şey. Bizdeki elmaya namus, genel elmalara hepsine elma kanun. kanun. Ha, iradeden gelen şeriatı fıtriye, evameli tekviniymiş. Evameli tekviniye nedir? İradeden geliyormuş. İradeden gelen ihtiyaç, iştiyak, meyil, incizap. İyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. irade bunu yapılandırıyor. Ve elhasıl. Sonuç. İkinci esasın sonucu. Elhasıl dedi. Madem ehli, ehli hikmetle, ehli din, ehli hikmet, felsefe, dinden barışık olan felsefeyle ve düş, barışık olmayan felsefe dahi, ehli din ve asabı akıl, yani ilmi kelamcılar, asab akıl ve nakil veya din yani e, kitaplar geçmiş Selef-i Salihin. Manen ittifak etmişler ki nereye? Mevcuda şu alem-i münasır değildir. Ha, me, hepsi ittifak etmişler ki şu anda kuantum fiziği de bunu şey yaptı. Yani varlık sıf buraya has değil. Bu alem-i has değil. Eskide e, şeye, atoma kadar giderdi varlık anlayışımız. Madde, madde deyince atom da meydana geliyor. Atom, maddenin bölünebilir en küçük parçası ve son durak. Çek el freni, fren yap. Eşarrola gibi böyle dururdu. Şimdi artık e, maddenin en dip, en e, daha bölünemez, daha ondan öteye bir şey yok. Her şey orada bitiyor. Şeyi yıkıldı. Neyle yıkıldı? Kuantum fiziğiyle. Kuantum fiziği ateizmi, yani ahireti inkar eden her ekolu yıktı bize şunu verdi. Madde anlayışımız atomda bitmiyor, esas atomla başlıyor. Bu bize bir otoban açtı. O zaman bunu bir yerde durduramazsınız. Eğer varlık anlayışı, varlık anlayışı atomda bitseydi, vallahi bir ahirete dair bir alamet yok, bir ipucu yok, bir patika yolu yok, bir tereşuat yok yani su damlası yok. Bir ipucu mu var ötelere dair? Şimdi ötelere dair ipucu değil, otoban açıldı. Nasıl açıldı? M varlık, vücut, mahluk anlayışımız atomda bitmiyor. Atom altı sanki kum saati gibi fizik burası atom üstü inceldi atoma kadar geldi. Atom bu. O metafiziğe bir geçti. Yani kuantum fiziğe bir baktı ki oho atom üstü atom neymiş ya? E eşittir zaten bitirdi. Demek ki kuantum fiziğe en çok Müslümanlar sahip çıkması lazım ki çıktı çok şükür. Ateistler hiç buna şey yapmazlar ya. Yani. Hemen sarıldılar. Kainatı kuşatan bir enerjidir. Yani E eşittir MC kare kainatı kuşatana ilah diyor. Yani enerji kuvvettir. Yani Arapçası enerjinin adı kuvvettir. Kudret diyor. Yani. E, kuvvet sıfattır. Kuvvet var. Kudret sahibi yok. Akıllı. E kim? Kimse yok. Akıl sıfattır. E, sıfat mevsufsuz. Sıfatlanmış bir şey olması lazım. Akıllı. Kime diyorsun akıllı? Hiç kimse yok. Olmaz. Evet. Mevcudat şu alemi şehadete münasır değildir. Anlaşıldı değil mi böyle? Mevcudat süf atoma ait değil. Bunu bize gösterdi. Ne o gösterdi? Baksana atomun dışında vehmi yok mu bizde? Mesela hayat at atomik midir? Yok. Ama mahluktur ama atom cinsinden değil. Bak mevcudat. Mevcudat neymiş? Şu alemi şehadete münasır değil. Yani atomik bir şey değil. Mahluktur ama madde cinsinden, atom cinsinden değil hayat. Nerede bileceğiz? Düz şey düşünceler ve itibari emirler, itibari düşünceler, nispi düşünceler, içimizden geçen vehimi şeyler. Yani yok mu? Var ama ilmi vücuttur. Mevcut değil. Yani şeffaftır. Hem madem zahir olan alemi şahadet, zahir olan şu alemi şahadet camit ve teşekkülü ervaha muvafık olduğu halde. Olmadı mı? Evet. He, hem bir de okuyorum. Hem madem zahir olan alemi şadet camit ve teşekkülü ervaha muvafık olduğu halde bu kadar zirhularla tezin edilmiş. Yani alemi şahadet can cansız. Tamam. Teşekkülü erva. Yani bir sürü ruhani varlıkların ortaya çıkmasına sebeptir. Melekler var, Cebrailler var, ruhaniler var, menfisi, müsbeti, cinler var. Yani e, 4000 bin çeşit mahluk var insan yani atomun dışında. E, Han, man, tam, test. Her birinden bin tane 4000 bin diyor Gazali. Ruhani var ya. Yani. Yani, camit şu atom aleminde bu kadar farklı farklı ruhanilerin bulunmasına olmuş da, bulunmasına sebep olmuş madde ise de ve muvaffak olduğu halde bu kadar ziruhlarla tezin edilmiş elbette vücut ona münhasır değildir. Yani e, bu atom seviyesinde bunlar gözüktü ama varlık sıf buna e, yani atoma ait değil. Vücut sıf atom değil. Madde değil yani atomcisi. Yani alemi şahadettekilerin münasır değil. Evet güzel ifade. Alemi şahadete münasır değil. Ne bu ruhaniler, e, bu şeyler, e, melekler. Meleklerde vazife yapan var. Arş azamda vazife yapan var. Canımızı alacak melekler var. Hesap soracak melekler var. Kita hesaplarımızı yazan var. Bize yardım eden var. Ağaçlarımızı büyüten melekler var. Hepsi farklı bak. Hem orada hem burada. Belki daha çok tabakat vücut vardır ki alem-i şehadet onlara nispeten münakaş bir perdedir. Yani şu alem-i şehadet, şu perde var ya uzaktan bakınca tül perdesi. Perde gibi ama git yanaş böyle aa baktın ki öteki taraf. Yani bu sefer e, tabakat vücut vardır. Alem-i şehadet ona münakaş. Bir tenteneli perdeymiş burası. Tenteneli perde yani uzaktan bakınca perde o Orada perde var. Ya bu ne innesidir? Şimdi mesela uzaktan bakınca perde. Git yakına. Op 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 op. Aa, delikmiş ya menfezmiş. Düny alem-i böyle. Bir bakarsın ahiret üzerine kolun bir perde. Bu ne innesidir dedi. Baktın baktığın zaman bir baktın ki tam tersine bakış menfezi ya. dürbün gibi yani. Dürbün vazifesi yapıyor. Alem-i şehadet. Meğer üzerine serpilmiş tenteneli perde. Böyle biraz okuduğun zaman, tetibü zaman. Mesela şöyle diyeyim. Benim iç halimime şu vücudum ne kadar tenteneli perde? Şu anda bedenini yaşayan yok ki herkes duygularını yaşıyor. Herkes fikirlerini yaşıyor, hislerini yaşıyor, vehim ve zanlarını yaşıyor. Yok deyin hadi. Hani bedenini yaşayan kim? Beden pe tenteneli perde ya. Kim yaşıyor bedenini? Ne yaşıyoruz? Ya şu anda ne yaşıyoruz? Ya fikrimizi yaşıyoruz. Ya hissimizi yaşıyoruz, ya duyguları yaşıyoruz, ya gadabımızı, ya öfkemizi, ya şehvetimizi, ya huzuru, ya cenneti yaşıyoruz, ya cehennemi yaşıyoruz. Hiç kimse bedeni yaşamıyor rüyada bile. Ya yani ten teneli perdeye bak. Ben gömleği giydim diye gömleği mi yaşıyorum? Gömlek sana bakıyor. Bana baktı yok ki. Ben hiç gömleği, gündelik hayatında gömleğimi görmüyorum ki. Hep bakıyorum sana. Sen görüyorsun. Yani hiç kimse bedeni hayatı yaşamıyor. Bedende ifade ediliyor. Beden adres demek içindir. Öyle değil mi abiler? Hisli, fikirlerini yaşıyorsun, hislerini yaşıyorsun, duygularını yaşıyorsun. Gadapları, hiddetleri, merhametlerini, şefkatlerini, huzur ve, ve cehennemi. hiç Tenteneli perdeyi gördün mü? Zahirde ben yaşıyorum. Hiçbir şey. Ne yaşıyorum ya? Şunu bir anlasak abi var ya tam şöyle. Tabii ya. Üst, üstünden kalkıyor ya. Şöyle ahiretin üstünü kaldırmanın tek yolu. ...kendinde iç aleminden bedenini kaldırma nispetinde olur. Ne kadar tenteneli görürsem, bak mesela... ...şu anda ben bunu derken kesinlikle duygumu hissediyorum. Şu anda haz var, korkunç bir enerji var bende. Şurada bir ferahlık var, burada bir sıcaklık var. Ee, yani madde değil bu. Bir huzur var. Hiçbir zaman cesedimdeki kan hareketlerini hissetmem. Kan hareketlerini, kasları, lifleri, kalbimi... Şu anda bir sürü savaşlar var mı kanda? Öldürüyor, şey yapıyor, diriliyor. Hiç cesedimiz yaşıyor muyuz? Şu anda ben hazımı yaşıyorum. Şu anda duygularımı yaşıyorum. Bedeni yaşamıyorum ki. Beden neymiş? tenteneli perde. Bakarsan kalın duvar gibidir. Aa bu ne inesidir ya? Yok ya mer bu değilmiş ya. Şu anda öteleri yaşıyoruz arkadaşlar. Ben gayb değil miyim size? Yani benim bedenimin dışında şey geldi. Abiler, alem i Gaybi yaşıyoruz. Hepimiz birbirimize gaybiz. Merhametin, şefkatin, ayan fikrin, vehmin gayb değil mi bana sana? Bana kendim bile kendim kendime gayb. Şu anda nereye yaşıyoruz? Gaybi yaşıyoruz gaybi. Şahadet ancak şöyle yaşarsın. Ha bak şimdi şadet yaşayacağım. Dokundum. Onu hissettim. Fikri hissetmiyorum bak. Ama o anda öteler gayb. Ama his dokundun bu. Ha lezzet sev gene gayb. Şey yani, durası, ekran. Arkadaşlar ekran. öteleri yaşıyoruz değil mi? Bir de öteleri gitme. Zaten ötedeyiz ya. Nereye gideceksin ki? Ekran, ekran Evet. Daha şimdi şeylik var mı? Ee, gariplik yok ki. Ahirete gitmek. Ahirete, ahirete gitmek. Zaten ahireti yaşıyoruz. Allah'ın sürprizi şudur. Hak etmediğimiz halde Allah ikram edecek. Bu sü sürpriz. Ama en azından şu anda ne yaşıyorsan onu yaşatacak Allah. Şu anda bu hali yaşattı ya. Şey diyor İsa Aleyhisselam kitabında bozulmuş İncil'de bile diyor. Her istene verilmiyor. Ama verilene verilecektir diyor. Şu anda sana bu hal verildi mi bayram? Verileceği için verilmiştir. Verildiği için verilecektir. Verilene verilecektir. Kim bunlar? isteyene ama her isteyene değil. Çünkü şu anda suretteyiz. Hakikat orası. Hakikat da suretten kopuk değil. 76 şu ağlar. Evet. Abi şey diyor ya hani insanın işte kainatı insan. Yo, İbrahim şunu anladık mı? Şu anda biz nereye yaşıyoruz? Kainatın yaşıyoruz. Gaybı yaşıyor. Gaybı, gaybı gitmekten korkuyoruz. Zaten gaybtasın ya. <laughs> Bir tanesi dedi ki. Olan aklımı oynatacağım ya diyor. Biraz düşünürsen Afif gaybi yaşıyoruz. Kimse şadet yaşamıyor. Şadet günahlarladır. Hani abi şey diyor ya, kainattan hani, leh mahfuzun işte gayet katli dedi, insanda kuvve hafıza. Aslında insan kuvve hafıza konuşurken aslında leh mahfuzdan geliyor yani. Evet. Aslında veya işte kalpten Hep öyle. gelen şey aslında arşiden geliyor, farkında değil yani. Aslında ne biliyor musun? Buradaki ile oradaki, oradaki ile burada aynıdır. Elesto bir rapun <laughs> kalu bela dediğim için demiştim dediğim için diyorum. Elestu bir rabbikum kalu bela. Bunu söyleyen iradedir. Bu dünyada diyen kim ihtiyardır? Yani dediğim için diyorum. şu anda diyebildiğim için demişim. Çünkü zaman biz beden için vardır. Çok da bu cevap cevap. Evet, tabi olmazdı cevap. Yani burada olmazdı bir cevap. Şöyle <laughs> desek doğru olur mu? Şimdi biz şu, şimdi buradayız beraberiz. Daha önce beraber olduğumuz için burada beraber. Evet, beraber olduğumuz için orada da öyleydik. Orada böyle olduğumuz için burada böyle. Çünkü nerede yazıyor bunu? Şu 76'da diyor ki, suret hakikata istinad eder, ondan medet alır, hayatlanır, ruhlanır. Hakikatsız suret, suret hakikat olur mu? Şimdi suretteyiz. Tentenin perde. Şu anda gaybdeyim ben zaten. Sen de gaybdasın. Yani bedenimin dışında her şey gaybtir. Gaybi yaşıyoruz. E, gayba gitmekten korkuyorum. Zaten gaybiz kardeşim. Ölmeyen ölecek. Ölen ölmeyecek. Zaten ölmüştü. Bedeni hazlardan sırılan öldü. Ölen hayvanıymış. Aşıklar ölmez. Kendini tanıyan ölmez. Ama o kadar lazım ki bu bu kesif dünya. Cennetten bile gelmeye değerdi ki Adem Aleyhisselam geldi. Vallahi bunun kıymetini bilin. Yani o denilen şu konuşmalar hepsi cennet hepsini Allah'ı bile farklı anlamlandıran şu kesif dünya. Çünkü kesif ne kadar kesif ise latif o kadar latif olur. Cennet latiftir Allah latifliğini Allah'a o kadar gösteremez. Latif latifli mesela gündüz ortası lamba gözükmez pek. Şiddetli karanlık bu lambanın en ufağını çok gösterir. E nedir? Ne kadar karanlık zifir olursa nur o kadar şiddeti gözükür. Allah'ı cennetten daha fazla şey yapıyor burası gösteriyor. Kesif en camidir. Allah'ın bütün meratiplerini burada. Hastalık var mıydı orada? Acıkma var mıydı? Cinsellik var mıydı vesaire hepsi. Ama burada var bak. O esmalara mazar oluyorsun. Babalık var mıydı? Annelik var mıydı orada? Şifadan gelen bu haz şafismi devamlı eee olduğun için Hasta olmadığın için sende idrak yoktu. Yani o kadar değerli bu alemi şehadet ki cennetten bile gelmeye değerdi. Ve değdi ve geldi. İyi çok iyi yaptı. Babaya teşekkür ediyor. Alem. Hangi babaya? Alem. Adem babaya. Adem aleyhisselam. Selam olsun ona. Alemi şehadette hem cenneti hem cehennemi konuşuyor. Hepsi var. Ama cennette sif cennet var. Cehennemde sif cehennem var. Alemi şehadette hem cennet var hem cehennem var. Cennet ve cehennemi gitti tayin pekmezi karıştırdı. Gitti buzdolabına koydu. Abi baktı ki buzdolabına dünya çıktı. Alem-i şehadet. Beden de öyle. Celal ve Cemal. 8. sayfa Kastamonu. İkide bir değişiyor. Bugün bir tane psikolojisine söyledim. Yani psikolojiciler şöyle der. İnsan psikolojisi ya bedensel madenlerden, bezlerden, türoid bezlerden bilmem nelerle Veya harici etkenlerden insanın Devamlı duyguları değişir diyor. İki etken vardır psikolojide. Ya kendisidir bedensel ve hissebezi. Kendisi kendisinedir. Veya harici dindeyse bir tane de vardır. Seninle alakası yok o. Esmalara mazariyet var. Esmalar hükmünü icra ediyor. Bunu bildiğin zaman ne kadar rahat edersin. Ne güzel bir alem ya. Buranın kıymetini bilin ya. Vallahi tadını çıkarın ya. Üzülmeye zamanımız yok. Üzülmek de nimettir ha. Ah onu bir becerebilsem. İkinci gideceğimiz yer yani cennet yine cemal mi olacak abi? Ee, ama burada yaşadığın o celaliyle cemal. Usta diyor ki cemaldeki celal. Celaldeki cemal ne güzeldir bunu fark eden kemal. Yani orada kemal cennette mi kemal olacak yoksa diğer alemlerde mi kemal mi olacak? Yok insanda Orada var ama cennette bunlar birbiri içine tecelli ediyor. Ama fark eden, sen farkındalığın kadar olacak. Sen onları şey yapacaksın. Orada o zıttı zıttı ayna olduğunu. Mesela hastalık yok cennette. Şafi ismi yok muydu? E nasıl vardı? Hastalık olmayınca Şafi tecelli eder mi? Şöyle eder. Devamlı tecelli ettiği için hastalık yok. Bunu cennette olan bunu bilemezdi. Buradan gittiğimiz zaman şafi var ama hastalık yok. Niçin yok? Devam tecelli ettiği için. Bunu buradan fark edeceksin. O zaman herkes insaniyet nispetinde orada kemayı görür. Evet. Bu alemi şahadetin kıymetini bilen kadar, bildiğimiz kadar. Bu alemi alemi şahadet, alem-i gaybın üzerine tenteneli bir perdedir ya. Bunun kıymetini bilmek lazım vallahi. Dostluğumuzu, hizmetimizi, hizmetimizi, dostlarımızın, dershanelerimizin, risalelerimizin kıymetini bilmek lazım elimizden alınmamasını tek yolu sözleri, mektubatı, lemalar, şuaları iyi bilmeyle geçmez. Layıkalara sımsıkı sarılmakla olur. Başka hiçbir şansın yok hele bu zamanda. Bu nimet ilahiye alınır elinden haberin olmaz. İyi kader ders yaparsın ama iştirak amale hurriyeden çoktan raydan çıkmışsın. Layıkalar. Evet. Belki ee, daha ha, şuradan alayım. Elbette vücut ona münasır değildir. Şu alemi şehadete münasır değil. Ama bu vücudun kalitesi dayanamıyorum yani. Kıymetini bileceksin ya. Vay be. İyi ki gelmişim ya. Karanlığı görüyorum, aydınlığı görüyorum. Abi aslında hani asıl cismaniyet hani her şey cismaniyette canabaht tamamını da görünüyor <laughs> yani. Tamam. Zaman. Bütün mertebeyi. Hani biz bazen hani diyoruz işte hani öteler diyoruz da Çok istiyoruz, arzuluyoruz. Değil ya. Aslında burası abi. Evet. Hani büyük zatlar olay bildikleri halde yine burayı tercih etmişler. Evet. Etmişler. etmişler. Yani burada farklı bir şey görünüyor abi. Evet. Çünkü, çünkü Allah da burayı istiyor. Şimdi yani. sana bir şey söyleyeyim. Yani bizim burada olmamız, hani biz abi. burada olmuyorsak abi, cen cen Cenab-ı Hak bizi cismaniyette yarattıysa onun da böyle bir, yani bir şey var yani abi, bir şey var yani. Mesela hani insana bakan, hani diyor ya abi. Hani, <laughs> bir ise ise, 99 ise onundur. Aynen. O zaman burada kalmayı 99 derece oluyor istiyor. Aynen. Bir tane ben istiyor. Aslında oraya gitmek isteyenler surette kaldığı için oraya gitmek istiyor. Evet. Kurtulayım ya şunlarla. Ya bir seçim var, bir dert var, çocuk var, şu var, bura bir sürü. O yaşlı hastalık var, ölüm var. Ya bunlar lazım. O berzaha da, o ölümü de yaşamak gerekiyor ya. Bir tuhaflık ya. Peygamber'e yaşatmış. Acayip bir şey. Peki şehitler yaşamış mı? Yaşamamış. Yaşayacak mı? Yaşayacak. Cebrail yaşadı mı? Yaşamadı. Azrail bütün canları alıyor. Onun da canı alınacak. O da yaşayacak. Ne zaman? Her şey bittiği zaman Haşi Meydan'da muvakkaten diyor. 18. mektupta değil. Herkes ölecek Allah'ın dışında. Allah diyecek ki kim kim var diyor kim. Gene kendisi kendisinden gene vü vücut Allah yani sen varsın denilecek kendinden kendine. Sonra tekrar iade edecek. Tekrar iade edecek. Tamam 18. Cim mektubun sonunda. Cebrail bile ölecek. O zaman diyorum ki o uyanıklığı yap. Cebrail de ölecek. O da biliyor. Şey Cebrail diyorum. Azrail. Canını alır alır. Ben de diyorum ki ya Rabbel alemi. Ey Azrail Aleyhisselam. Duyuyorsun sesimi. Senin de canın alınacak. Sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan beni öyle öldür. Tamam. Uyanık ol. Nasıl ölmek istiyorsan beni öyle öldür. Hissetmek istemiyorsan bana de öyle hissettirme. Madem Allah bu dua ettirdi. Böverecek mi? Verecektir. Kuluna kabul etmeyeceği dua ağzına vermez. Burada kalalım isterseniz. Çok güzeldi ya. Evet. Of, munakkaş. Nakışlı. Nakışlı bir perde burası. Baksana. Göz, kulak, Ahmet, Mehmet, Ayşe. Ama bak şimdi elbiseyi dikeyim ben başka bir şey. Nakış elbiseden bahsedeyim. Tamam şöyle bir halı örme bir şey tezgah düşün. Tam, ee, buralara duyguları koy. Buralara da histeri koy. Tamam. Ondan sonra buraya da latifelerle mekik at. Çıkan bu elbise nakışlı bir elbise. İnsan vücudu Allah bu vücudu nakışlı bir elbise yapmış. Esma, sıfat, şunatlarla örmüş. Halı. Ha burada. Ruh burada olabilmesi için. Hani yazmış ya doktor. Doktor bilmem ne çocuğa yazdırmışlar değil mi? Hal, halıya yazı yazarak dokuyorlar. Ya. Halıların böyle bir ipi var bir de böyle var. Mekik atarlar. Kardeşim şu nakışlı vücudu Allah neyle ördü? Bu halıyı, bu bedeni. Esma, şey, sıfatlar böyle. Sizi bu işte olsa iyi olur abi yani. He? Üstad diye altı birer. He. Yani alt üst var yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. İleri geri var, bir de sağ sol var. Evet. Yani üç boyut var. Evet. aynen onu ama nasıl çizeceksin onu bayram? Küp, bir... küp mü? Küp mü yapalım? Aynen. Ha? Ya. Bak bunlar esmalar. Ya. Bu sıfatlar. <laughs> Bu el, örülmüş elbise. Bir de mekik var. Mekik var. Bak bu da atıyor böyle. Bunlar şunu at. 3 3 Tamam. Bu ortaya çıkan ortaya çıkan çıkan nakışlı elbise Beden. Hasan abi his orada da okuyan bir sorsa daha şey diyelim Çünkü zaman hazır da his var şu an. Kardeş duygular, esmalar histir, şunatlar latifedir. Koyayım bak. E, duygular, bunlardan duygular. Bunlardan his, Bunlardan şu, latifeler. Duygular. <gülüyor> la. <gülüyor> Latifelerle. Bu elbise. Ortaya çıkan elbiseye bak. Şu aynaya bak ya. En çok tuhafıma giden bu. Lağabaya gidiyorum suretimi gösteriyor. Bu ruhumu gösteriyor. Et ayna olur mu? Yaptığım, düşündüğüm, hissettiğim şeyler ette gözükür mü ya? Hakikaten maddeyin Allah ya. İnsan Allah'tan gurur duyar ya. Ne kadar hoş bir Allah ya. Et ayna olur mu ya? Tuhaf ya. Şuna ortaya çıkan nakışlı elbiseye beden. Beden nedir? Anda olandır. Hissettiğin cesettir. Enfus alem cisimdir. Cennetteki vücudun cismaniyettir. Buraya bırakıyoruz. Elbiseye bak. E peki bir başka manada ne biliyor musunuz? Hala, hala, hala. Bu halı var ya. Bu halıya kaderdir. İstediğin gibi kes. İstersen şalvar yap, istersen pantolon yap. İster kısa pantolon, ister uzun pantolon. Bu halıya, onu da yazayım. Ortaya çıkan halıya çıkan halıya kader kısmetine razı ol. Yani istediğin gibi kes bu kumaşı. İstersen kısa kes, istersen uzun kes. Kader bu kumaştır. Oldu mu abi kader? Ya. İyi, e, tahta bak ne kadar işimizi yarıyor. Tahtasız adeta des işlenmez ya. Risale-i Nur. Perde oluyor. Perde hem kapatan hem açan. Burada kesiyoruz değil mi Resul? Evet, Peki çay var mı abi? Çay, yok abi. Eyvah. Abi. Yo, he? Limon. Limon. ama çay. Daha erken çay koyarız he? Tamam. Ve ahirde vahum en ilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.